Gülsümcüğüm, eşin okul müdürü müydü? Evet. Nerede tanıştın? Kaç yıl önce? Kaç yaşındaydınız? Biraz anlatsana bize. 17 yıl önce stajyer öğretmenlik yapıyordum aslanım. Ortak arkadaşlarımız vardı. Onlar bizi çok yakıştırıyordu ama ben daha henüz 19 yaşında olduğum için hiç evliliğin lafını dahi etmiyordum. Kesinlikle evlenmekle ilgili de hiçbir düşüncem yoktu. Hep okumayı tercih ediyordum. Okumak için çabam vardı. Eşim de söylüyorlardı, hani arkadaşlar birbirinin nasıl insanla beraber olabileceğini konuşulur, bilirler ya. Bilir tabii, doğru. Hayat görüşü, evet, hayat bakışı. Yakışabileceğimizi, fikir olarak her yönden mutlu bir hayat sürebileceğimizi hep söylüyorlardı. Ama ben tabii lafını ettirmiyordum çünkü hiç evlilik düşünmediğim için. Bir şey söyleyeceğim, neden evlilik düşünmüyordu? Hani bir korkun neden oluşmuş belli korku ki? Korku değil, aslanım okuyorum. Ha, yaşın genç, evet, ve okuduğun için. 19 yaşındayım, okuyorum ve okumayı da ciddi anlamda seven ve bu konuda da hep çabam olan bir insanım ben. Bir şey söyleyeceğim, ben. Biz hani mesela evlenip okumaya devam eden gelinler tanıdık. Hakikaten evlilikten şu anda mesela sen psikolog olduğun için sormak istiyorum. Evlilikten kaçan birçok insan var, korkuları olan. Evet. Yani böyle bir korkun yoktu senin. Korku ondan kaynaklaşmıyordu. Evlilik hem yaşım müsait değildi hem, evet, hayat öğretmenliği bilinçli bir şekilde seçmiştim ben. Profesyonel bir şekilde iş hayatımı, yani öğretmenliği yapmayı, idealist bir insandım o konuda. Evet. Evlilik senin için çok daha ileride. İleriki zamanlarda olabilirdi ama mesleğimle ilgili çocukların hayatına dokunmayı çok istiyordum. Ama devam ettirdim. Evlilikten sonra hatta iki üniversite, evet, daha bitirdim. Oy maşallah. Bu engel değil. İstemekle alakalı olduğunu düşünüyorum. Peki buradan hakikaten evlilikten korkan hanımefendiler, beyefendiler var. Evet. Özellikle beyler de çok korkuyor evlilikten. Evet, evet. Diyor ki beyler doğru düzgün hanım yok. Hanımlar diyor ki doğru düzgün adam yok evlenecek. Aslanım evlilik aslında hazır olduğumuz zamanda gerçekleşmesi gereken bir şey. Bak bu çok önemli. Evet. Kendini gerçekten hazır hissettiğinde. Ben de asla, evet, evlenmem dedim ama gittim. Demek hazır hissettin yani Şükrancığım. Çok hazırdık. Hazır olduğunu anladığında ve zaten evleneceğiniz insan, kişi kendini çok iyi biliyor. Kimden nasıl hoşlanabileceğini veya hayatı nasıl yönlendirebileceğini az çok farkında olursa ve öyle bir insan karşına geldiğinde ayrıştırabiliyor gerçekten. Peki sen eşinle seni tanıştırdılar. Evet. Sen ben kesinlikle istemedim. İstemedin. Eşimle tanıştığımda, evet. Gördüğünde istemedin. İstemedim. Ee? O Tuzla'da askerlik yapıyordu. Arkadaşlarının düğüne gelemediği için izin gününde onlara geliyor. Ben de nikah şahitleriydim arkadaşlarımızın. Orada görüyor zaten, içine bir şeyler oluyor. Canım. Arkadaşı da sizi çok yakıştırıyoruz, söylüyoruz falan diyor. Görüşmek hani istiyor. Kıbrıs'a tayin çıkıyor oradan. Oraya gitmeden önce tanıştırmak istiyorlar. Ben de kıramayıp 5 dakika falan böyle uğradım bir kafede. Ama anında kalktım böyle, merhaba dedim, işim var deyip kalktım. Çünkü istemiyorum. Sadece bir gönlü olsun demiş herhalde. Arkadaşlarım... Yani Gülsüm yavaş yavaş tanıyorum. Gülsüm hemen kalkar. Yani istemese de kalkar, için. Utancından da kalkar. Nikahta çiçeği sana asılarmış. Sonra... Sonrasında arkadaşlarımız numaramı veriyor, aramalarını söylüyor. Yani arayın, konuştu konuşamadınız, seni tanısınlar diyor. Askerdeyken beni arıyor. Biz öyle görüşmeye başladık ama her zaman şey diyordum, ben ciddi evlilik vesaire düşünmüyorum. Çünkü o atanmış, hazırdı evliliğe. Eşimin sevmesini sevdim aslanım ben. Seni sevmesini, evet, sevdin ama burada arkadaşlarınızı tebrik ediyorum. Evet. Çok çabalamışlar. Evet, yani telefonlar verilmiş, alınmış. Sizin için resmen çabalamışlar, evet, bu aşk kısmet, için. Kısmet, kader de işin içine giriyor. Gerçekten öyle. Sonra neler yaptı mesela seni? Böyle nasıl sevdirdi kendisini sana? Ben açıkçası o anda ihtiyacımız olan şeyler genelde hep karşımıza çıkar bizim. Bir yazı karşıma çıkmıştı. 30 yaşımda evet evlenebilirim ama beni seven bir insan olmayabilir demiştim. Ve iyi ki de diyorum, iyi ki de 20 yaşımda evlenmişim. Neydi eşin ismi? Fatih. Fatih Bey. Fatih Bey de aynı şeyi düşünüyor mu? Evet, düşünüyordur umarım. Ona sormak lazım. Öyle ki ısrar etmişim. Biz çok mücadeleler verdik aslanım. Ne gibi? Biz birbirimize çok destek vererek bu zamana geldik aslanım, evlilik hayatımızda. İş hayatımızda da ben fedakarlıklar birçok verdim. Çocuklara bakıcı vesaire bir sorunlar yaşadık. Şu anda bu konumda olabiliriz ama zamanında yeni gelin evlerimiz nasıl oluyor görüyorsunuz. Benim ikinci elde eşyalarım. Hakkari'ye gitmiştim Yüksekova'ya evlendiğimde. Öyle mi? Evet. Bayağı da uzak ya. Şart bayağı görevi mi?
Yok hayır, eşim oradaydı. Ben de eşten dolayı gitmiştim. Asker oldu. Yani eşinin görevinden sebebi. Evet, öğretmenlik oraya atanmıştı. Orada kaldınız? Bir sene kaldım ben. Orada gittiğimde eşim alabilirdi tabii ki de. Almak istemişti ama Hakkari'de ve dönüşümümüz olacağı bir yerdi. Okuluncusu öğretmenleri bilir. Biz el becerisiyle hep temel eğitimler alırız. Evet. Televizyon almıştık. Kutusunu doldurup üstüne örtü örtüp o şekilde üstüne koymuştum televizyonu vesaire. Bak ne güzel demek. Evet, neden ne güzel yerler. Bunu becerebilmek ve şu an bunu ne kadar güzel anlatıyor. Bak birçok insana örnek olsun. Evet. Sonra her şey eşya olduğunu düşünmüyorum. Özellikle kesinlikle evliliklerde. Değil. Yani bir istediği marka eşya alınmadı diye, istediği kadar takı alınmadı diye evliliklerden ayrılanlar var. Nişan atan, sözü atanlar var. Özellikle şu anki evlenenlerde çok yaşanıyor. Ciddi misiniz ya? Evet, ben öyle gözlemliyorum. Günümüzde. Ne gibi mesela? Mesela benim karşılaştığım çok yakın zamanda görüşme yaptığım kişilerden düğün davetleri dağıtılıyor, düğüne hazırlık yapılıyor, bir hafta kalıyor, istediği mobilya gelmedi diye düğünden cayılıyor. Bunun adı nerede kaldı? Aşk. Bence aşk mı? Aşk. Evet. Ne aşkı ki ya aslında? O yüzden dedim hazır sadece olmak, evlilik öyle düşündüğünüz gibi bir şey değil. Anlaşabilmek, anlayabilmek, fedakarlık da ortak olmalı. Birlikte göğüsleyebilmek. Evet. Hayatı kesinlikle el ele evlilik böyle Şükran'cığım. Evet. El ele kol kola. İyi günde, kötü günde. Hastalıkta, sağlıkta. Ve yoksullukta, evet, yaşlılıkta. Evet. Aynen. İlerleyebilmek. Ya yol arkadaşlığı çok değerli. Eşim o konuda çok destektir bana yani gerçekten. Yani acaba son dönemde materyalist mi olduk biz biraz? Aslanım. Biraz bu sosyal görseldi medyanın çok fazla etkisi olduğunu ciddi düşünüyorum. Ya. Çünkü hepimiz özendirici mi oluyor? Aynen. Daha çok şaşayı seviyoruz öyle. Şaşalı şeyleri paylaşıyoruz. Evet. Herkes birbirine yarışırsında şu anda bence. Herkes birbiriyle yarışıyor ev olarak, dekor olarak. Yani sürekli aynı şeyler de çok var şu anda. Aslında katılma herkesin nedenlerimden biri de bunları anlatabilmekti. Yani bunları söylemek gerekiyor. Çünkü gerçekten farklı yerlere gidiyoruz. Evliliğin amacı aslında maddiyat olmamalı temeli. Birlik, beraberlik dediniz ya, bir şeyleri göğüs gererek yol alabilmek. Evet. Biz eşimle bunu çok iyi yaptığımızı düşünüyorum. Ay, maşallah sizi. Ne güzel değil mi? Evet, nerelerde görev yaptı? Hakkari, Yüksekova. Yüksekova. Sonra aynı okula atandık. Hangi biz İstanbul'da. İstanbul. Evet. İyi, şanslısınız.